Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir hizmetin ilk şahitlerine daha hoş geldiniz. Bugün hizmetin ilk şahitlerinde Şerif Ali Tekalan abi ile konuşacağız. Şerif Ali Tekalan abi uzun süredir hizmette kalan, hizmetin diyalog, eğitim faaliyetlerinde bulunan bir abimiz. Daha önce de kendisini misafir etmiştik. Bugün yine Hizmetin eğitim ideali, diyalog idari ile ilgili dünyaya katmak istediği, Türkiye'ye katmak istediklerini konuşmak istiyorum. Önce Şerif Ali Tekaran abimize hoş geldiniz diyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Paris'te ayağınızın tozuyla biz sizi misafir ettik kırmadınız. Onun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi uzun süredir hizmetin eğitim ve diyalog faaliyetlerinde bulundunuz. Eğitimle ilgili ben size birkaç soru sormak istiyorum. Tamam. Hocaefendi Efendi kendisi ilkokulu bile sonradan dışarıdan bitiren bir eğitim hayatı var. Böyle birisinin zihninde insanların işte hiç tahayyül bile edemedikleri dünyanın en ücra köşelerine yayılan bir eğitim hizmeti var. Hoca Efendi eğitimle ilgili nasıl şeyler düşünüyor, zihninde neler geçiriyor? Bunları çoğu zaman büyük ihtimalle sizlere belki açmıştır. Örnekler verebilir misiniz? İnsanım. Neler düşünüyoruz? Öncelikle ben tebrik ederim bu şekilde bir yayına başladığınız, devam ettiğiniz, çok Sağ değişik alanlarda yayın yapmaya gayret ettiğinizden dolayı. Allah hayırlı mübarek etsin diyorum. Bunlar özellikle günümüzde çok büyük önem arz ediyor Çünkü artık bugün medya, <laughs> genel medya olsun, sosyal medya olsun insanların hayatında çok büyük rol oynuyor. Çünkü dünyanın her yerinden herkes ille bir televizyon kanalını seyretmediği ama YouTube'a konulan her şeyi seyredebiliyor. Anında her şeyden haberdar olabiliyor. O açıdan da bu şekildeki bir iletişim her tarafta çok büyük önem arz ettiğinden dolayı sizlerin bunu yapmanız. Bir taraftan doğru yayın, doğru bilgiler, doğru haberler verebilme adına çok önemli. <laughs> bir taraftan Türkçe konuşan insanlar ama bir taraftan da dünyanın her yerine altyazıyla bu her dile çevrilebilir, her konu ve insanlar da bundan istifade edebilir ki bunun için hakikaten bizim bu şekilde küçük, mütevazi, sempatik ama her yönüne verimli bir kanalınız, bir çalışmanız, bir gayretinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle bunu demek isterim. İkinci olarak da tabii ben belli şeyleri biliyorum anlamında konuşmuyorum burada yeni yeni öğreniyoruz her şeyi. Her gün bir öğrenme safhası geçiriyoruz. Ya bunları da insanlarla bir taraftan onlardan alacağım şeyler, bir taraftan onlarla paylaşacağım şeyler olarak değerlendiriyorum. Tabii o sizin sorduğunuz soruyu çok değişik zamanlarda bana da soruyorlar. Yani o efendinin eğitimi nedir? Ben de onlara diyorum ki sizin benim geçtiğim şekildeki bir eğitim, lise, üniversite, master, doktora bu anlayışta değil ama Aşağı yukarı aynı çizgilerde hatta ondan daha etkili bir eğitim aldığını biliyorum diyorum. Niye? Onun da ta çocukluğundan beri ders aldığı insanlar var. Bu insanlar da yani bugünün anlayışıyla PhD mi dersiniz, siz ona profesör mü dersiniz, o seviyedeki insanlar yani kendi konularını çok iyi bilen, onlar da kendilerinden önceki o şekilde kitaplara olan, her yönüyle tanınmış, doğruluğuyla, bilgeliğiyle tanınmış insanlar. E bunların her birisinden çok farklı zamanlarda ders almış bir insan. Birinci kısmı, ikinci kısmı da bunları alırken de hiçbir zaman sadece o ders aldığı insanların verdikleri bilgilerle kalmayıp o konularla ilgili dünya kadar kitap okumuş. E şimdi batı klasikleri dediğiniz zaman ben mesela kendim şahsen şaşırıyorum. Evet ben de okudum. Hepsini okuyamasam da ama Hoca bakıyorum, Hoca Efendi Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Ben bunların hepsini okuduğunu biliyorum. Nereye varıncaya kadar biliyorum. 1972-73'lü yıllarda ben o zaman tıp fakültesinde öğrenciydim. İzmir'de, Ege Üniversitesi'nde. Aynen şunu dediğini gayet iyi hatırlıyorum Hoca Efendi'nin. Bir insan çok farklı kültürlere ait, çok farklı meşhur insanların kitaplarını okumalı. Mesela Balzac'ın Vadideki Zambak kitabını okumalı. Ha orada bazı tarifler bizim kültürümüze ters gelebilir inanışımıza da onlar bir köşeye konulur ama dünya kadar bizim dışımızdaki farklı bir kültürden, farklı bir ülkeden entelektüellerin eşyaya, hadiselere, olaylara nasıl baktığını görme açısından çok önemlidir. İnsanların bunlardan alacağı çok şey vardır demişti hiç unutmuyorum. Yine aynı yıllarda yani 70 73lü yıllarda bir entelektüel daha doğrusu bir insan eğer 100 sayfa günde her gün 100 sayfa okumuyorsa ben ona entelektüel demem demişti. Aynı şekilde entelektüelin de tarifini yaparken yine o yıllarda daha sonra da bunları tekrar etti. Hep. Entelektüel hakikaten belli konuları bilen bildiğinin de arkasında duran ve durmaya devam eden insandır. Yani ne demek bu? İnsan hakları evet bilinebilir. Evet insan haklarının ihlali bilinebilir ama bunun gereğini yapma. Ve orada da ısrarlı bir şekilde yani bu hakları koruma yönüyle, bu doğruları söyleme yönüyle devam etme işte bu entelektüelin yapacağı bir iştir. Yoksa öbür türlü davranır, belli konuları bilir, bunları yaşamaz. Bunlar zarara uğradığı zaman, efendim farklı şekillerde ihlal edildiği zaman arkasında durup doğruların bunları söylemezse bunu entelektüel dememekle aldım demişti. Bu da tabii işin ayrı bir tarafı. Yani bir taraftan bu şekilde yetişmiş. Bir taraftan kendisini de bu yetiştiği, ders aldığı hocaların yanında farklı bir şekilde yetiştirmiş bir insandan bahsediyoruz. Ve bu insan halen de çok farklı konuları, dünyadaki gelişmeleri evet kendisi bizzat internetten takip etmiyor ama düzenli bundan da bunlardan takip eden neler oluyor dünyada? bilim yönüyle, düşünce yönüyle hangi olaylar cereyan ediyor dünyanın her yerinde. Bunları her gün belli arkadaşlarımız yani buraları takip eden arkadaşlarımız düzenli verdiği için Hoca Efendi dünyayı şahsen ben ve benim gibilerden çok daha rahat ve çok daha etkili ve verimli takip ediyor ve bunlarla ilgili de insan olarak bize düşen nelerdir diyebiliyor. Bu konuda tabii benim yaşadığım bir hadiseyi de paylaşmak isterim. Harvard'dan bir hocamız gelmişti. Hala da sağ. Daha ben kendisini yanına İsviçre'ye gittiğimde oradan gitmiştim 1982 yılında. Hakikaten çok zeki bir insan. Tıpçı ama kendisinin en az iki veya üç alanda farklı doktorası olan hem Harvard'ın hem MIT'nin hocaların hocası. Hala odası Ta benim o yıllarda gittiğimde kulak burun Baz bölümünde o odası duruyor anahtarı cebinde gidiyor ve hala takip ediyor kendi sahalarında gençler neler yapıyor. Demek istediğim şu. Bu insan o efendinin yanına geldiğinde ziyarete çok farklı sorular sordu efendiye. Yani dünya radikal bir tarafa mı gidiyor? Ne düşünüyorsunuz dünyanın geleceğiyle ilgili? Neler yapmak lazım? O efendi de çok makul o günün anlayışıyla herkesin kabul edebileceği durumda izah etti bunları. Daha sonra kendisi de belli şeyler anlattı. Sonra Hoca Efendi yanından ayrıldıktan sonra ben kendisine sordum. Nasıl buldunuz Hoca Efendi ile ilgili görüşlerini nelerdir? Dedi ki bana anladığım kadarıyla dedi kendi konularını çok iyi biliyor. Bir ayağını bunların üstüne koyuyor. Diğer ayağıyla da dünyayı dolaşıyor. Böyle insanlar çok nadirdir dedi. Artı Baktım ki dedi hep gençlerle konuşuyor. Bu yaştaki insanlar normalde kendi yaşıtlarıyla konuşurlar hep. Yani eski hadiseler, yaşadıkları hadiseler. Kendi yaşıtlarıyla konuştukları için devamlı artık yaşanan zamanı ve çağı mecburen unutmaya başlarlar. Hep kendi çağlarına giderler. O zaman bulundukları çağı yaşayamaz onlar. Ama burada benim gördüğüm, gözlemlediğim, aşağıda yemek yedik birlikte hep gençler otururken gençlerle oturuyor. Bu insan İkinci özelliği olarak gençlerle oturuyor ve zamanı yaşıyor. Bu da çok nadir demişti ki işte bu özellikle hakikaten çok farklı özellikler. Yani bu bir insanın övülmesi, farklı anlatılmasından ziyade bizlerin hepimizin de bunlara dikkat ederek, bundan ders çıkararak evet bizim de bir taraftan günü yaşamamız açısından gençlerle beraber olmamız ama bir taraftan da diyor ki zamanın ve mekanın dilini iyi bilme. Ne demek zaman Yani içinde yaşadığımız zamanda insanlar hadiseleri nasıl okur? Nasıl değerlendirir? Bunun bilinmesi lazım ki insan buna göre hareket edebilsin. Bir, ikincisi de mekanın dili. Yani insanın bulunduğu coğrafya, ülke, şehir neyse oradaki adetler, neyse oradaki algılar bunları da bilmek, ona göre dikkat etmek, ona göre davranmak lazım. E şimdi kendisi aynı aynen bunları uyguluyor. Böyle uygulayınca bizim açımızdan da bunlara dikkat edilmesi, gençlerimizin bu şekilde yetiştirilmesi, gençlerin dilinden anlaşılma anlama, sonra da gençlerin de içinde bulundukları zaman diliminde kendilerini yetiştirerek götürmeleri çok çok önemli. Hadise bu şekilde değerlendirilince tabii biraz daha hizmet, biraz daha farklı yönüyle hoca efendi, bakış tarzı, yaklaşım tarzı herhalde daha farklı, daha verimli ve efektif anlaşılabilir diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Ee, Hoca Efendi ile ilgili yani ilkokul mezunu bile değil söylemi yıllardır söylenen ama kendisini tanımayan insanların söylemiş olduğu şeyler. Hoca Efendi e, eğitimi hani klasik bir şey eğitimi içinden geçmedi, milli eğitim içinden geçmedi ama... Okumasının herhalde hiçbir zaman kesintiye uğradığı olmamıştır. Bir ara ben şöyle bir şey duymuştum. Kendisi huzurunda yapılan bir derste şunu söylemişti. Yani bir çorumlu müfti çorum denilen bir şahıs var. Onun bir risalesi okunuyordu. Demişti. Yani ben dedi eğer dedi çok meşhur olan meşhur değil. Bilinen birisi olsaydı ben bu şahsın kitaplarını okurdum dedi. Ya işte sıradan bir risale evinden bir şey ya da bir kitap falan basılmış bir kitap değildi. Yoksa ben okurdum dedi. Yani kendi dönemindeki bütün yayınları takip eden, 70'li yıllarda takip eden ve okumasının da neredeyse sınır olmayan günde 2-3 saatini dersten geldikten sonra okuduğuna dair kendisinin ifadelerini ben rastladım. Aynen. Sizin döneminizde de okur muydu hocam yani böyle çok. Yani tabi direkt o kitap okurken ben gördüm filan diyecek halim yok da fakat evet şunları okudum, şu çıkan şöyle bir kitabı gördüm, şunun özetini okudum. Bunları devamlı Tab o zamanlar da daha sonraki zamanlar şimdi de yine hala devam eden bir evet. faaliyet bu. Yani bu bir yerde okuyacak bitti. Artık bu bilgiler bana yeter anlamında değil tabii ki. İşte Çağlayan'da yazılan yazıların her birisini tek tek okuyor hem de. Daha sonra da farklı şekillerde değerlendiriyor sadece o değil Türkiye'deyken tabi o zamanlar artık zaman mı müsaitti yaş mı müsaitti çok farklı hakikaten meşhur insanların da konuştuğu güzel resmedilmiş denilen filmleri bile bazen birlikte izlerdik. O filmleri izlerken mesela Türkçe'ye efendim Türkçe yapılmış daha doğrusu da işte, arkadan seslendirenler efendim Türkçe seslendirilmiş. şunu bile unutmuyorum. Bu tipe, bu ses tipi iyi gitmemiş. Seslendiricinin ses şey, tonu biraz daha farklı olmalıydıdan tutun da şuradaki şu hareket biraz daha farklı, öbür taraftaki hareket biraz daha farklı olabilirdi. O zaman daha farklı güzellik katardı. Bu yorumlarını filmden sonra hepsini tek tek anlatırdı. Bu blakeden işin ayrı bir tarafı, ee, onun ayrı bir tarafı da yine samanyolunda mesela diziler çekilirken. En azından istişare ederdi arkadaşlarımız. Efendim şöyle şöyle çekeceğiz. Tema şu olacak. Şunları da düşünüyoruz. O onlara o kadar farklı katkılar sağlardı ki. Yani bana göre şunları da ilave etseniz. Şu iş şöyle anlatılsa. Şu şekilde temsil edilse. Bunlar kadar çok büyük katkılar. Kimden gelirse gelsin bu katkılar. Eğitimi, düşüncesi ne olursa olsun. Hakikaten bir güzellik farklı bir katkı sağlayacaksa. Gerek e, dizi filmlerde gerek daha başka yapılarda. Bunlar her zaman dikkate alınmalı ki Hoca Efendi'nin çok büyük katkılar oldu hakikaten. O tip yapımlara arkadaşlarımız çok ciddi tecrübe edindiler. Bu da işin ayrı güzel bir tarafı. Sağ olun hocam. Hoca Efendi denince akla gelen birkaç şey var. Bir tanesi eğitim, diğeri diyalog. Ben eğitimle ilgili neler öngörüyor, neler düşünüyor? Bugün hani çok sıra dışı bir eğitim ağı kendi idealleriyle kurulan bir eğitim ağı vardı. Nasıl bir eğitim görüyor? E, tabii eğitim ağı derken şöyle görmek gerekiyor hadiseyi. Yani 1980 yılına en azından ben tıp fakültesinden başlangıcım 70, 1970, 76'da bitirdim. Aşağı yukarı 1970-80 arasında Hoca Efendi e, bulunduğu yerlerde, işte bu Edremit, Manisa, İzmir benim hatırlayabildiğim, evet. ben gerisini 40'lar elini falan hatırlam, biliyorum onları yazılardan okuyorum da. Fakat e, yaşadığım e, ve o zamanlar ben de İzmir'de olduğum bildiği için bildiğim 10 yıl bir oyunca din nedir, Allah'ın varlığını nasıl anlamak gerekir, çocuk terbiyesi nedir, aile ne anlama geliyor, bunlar kitaba, sünnete göre. Ama ayrıca bunların ta başında tevhid delilleri denilen, Allah'ın varlığını anlattığı, Manisa'daki vaazları işte 11 veya 12 seri halinde çıkmış. Onları şimdi dinliyorum. Yani sanki yeni dinliyormuş gibi görüyorum bunları. Ne anlamda yeni dinliyormuş gibi görüyorum? Yani o kadar mesele, tıp, biyoloji, matematik, astronomi, bunların hepsini anlatarak bu konuları da onları onlara temellendiriyor idi. İnsanın inanışı, din, Allah'ın varlığı diğerleri. O yıllarda hiç unutmuyorum asistandım. 1977-78 e, profesör hoca ile ameliyattayız. Ben asiste ediyorum. Yani yardım ediyorum ona. Ameliyatlarda da hep konuşulur. Yani bir taraftan elinize ameliyat yaparsanız da sizin ağzınızda başka yapacağınız şey konuşursunuz. Hoca dedi ki Dün dedi bir hasta geldi muayenehaneye. yani benim o efendiyi tanıdığım filan bilmiyor. E, hasta dedi Manisa'nın daha köylerinden gelmiş. E, ayağında lastik ayakkabı var pantolonu da yamalı tabi eskiden ben de çok giydim artık şimdi olmuyor yamalı pantolon giyilmiyor. Böyle bir köylü daha köydenim gelmiş mi fakat dedi yani oturuşu kalkışı konuşması o kadar farklı ki. Ya neyse bitirdim dedi, reçetesini yazdım. Dedim ki ya özür dilerim, bir soru sorabilir miyim? Sen evet köylüsün, tamam ben de manisalıyım. Yani senin oturuşun, kalkışın, konuşma tarzın sanki böyle özel eğitim görmüş gibisin. Hoca da yaşıyor şu anda hali. Hasta bana dedi ki efendim, evet benim okumam, yazmam veya bir tahsilim olmadı ama ben Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin vaazlarını düzenli dinlerim. Bir anlam veremedim dedi. Yani bir insan bir vaazı dinleyecek, sonra bu şekilde bir hareket tarzına erişecek, kazanacak. Tabii ben bir şey demedim. Yani tanıyorum, hakikaten öyledir falan demedim. Neyse. Ertesi hafta Hoca Efendi'nin Kur'an ve ilim vaazı iki kaset halinde. Efendim dedim, o hocanın iki tane konferansını buldum. Size vereyim diye getirdim. Neyse. Aradan tekrar bir hafta geçti. Bana dedi ki hoca Hatay semtinde kalıyordu. Hatay'dan Bornova'ya gelinceye kadar tabii arabayla neredeyse o günün şeylerini 45 dakikadan daha fazla bir saati buluyor belki. Tam 3 kere dinledim o kasetleri dedi. Bu insan dedi kaç üniversite mezunu dedi. Ben tabi bir şey demiyorum. Efendim dedim yani bizim anladığımız anlamda bir üniversite bitirdiğini duymadım. Mümkün değil dedi. Ya arkadaş dedi termodinamiğin kanununu İlk defa dedi bunun anlat bu hocanın anlatmasıyla anladım ben dedi. Bir bunun fizyolojisini benden niye anlatıyor dedi. Dedim bir üniversite tahsil olmadı. Yok yok dedi. Kesin öyle değil. Mutlaka bir şeyler var dedi. E tabi şimdi ameliyat esnasında nasıl anlatacaksın? Bulunduğu çağda hakikaten alim insanlardan ders almış, çok farklı insanlardan istifade etmiş, aynı zamanda okuyan, kendini geliştiren, yani böyle bir ansiklopedik bilgi değil de gerçekten onun içine yine bile onları izah imkanı yoktu o zamanlar. Bir de o tip şeyleri ben tanıyorum filan deme de mümkün değildi. Neyse. Defteri o zaman kapattık. Aradan yıllar geçti. Ben tabii profesörüm. Bir yerde bir toplantı oldu İzmir'de. Yani kendi sahamızla ilgili gittim. Bana dedi ki Şerif Ali dedi. Şimdi ben daha iyi anlıyorum. O yıllarda maalesef biz bu insanı dinleyememişiz ve Keşke ta o zamanlardan dinleseymişiz dedi. Tekrardan bir uzun zaman dilimi geçti. Sene 2014 veya 2015. Zürih'te bir yerde giderken ben ayrı bir tarafa baktım. Sonra yanımda birisi bana bakıyor. Bir baktım. Oh, hocam siz. Bir sarıldı bana ağladı. Yahu dedi sizler için de bir de terörist diyorlar dedi. İnan dedi o kadar sinirleniyorum bağırıyorum ki dedi. Hanım diyor ki seni de tutar götürürler. Götürsünler diyorum dedi. Şimdi bilmiyorum anlatabildim mi? o içinde yaşadığım devirdeki yani hadiseler, bakış tarzı. Ha şimdi bu insan hala bu aktivitelerine, bu şekildeki paylaşımlarına, insanları bu şekilde motive ederek geleceğin dünyasının kavgasız, dövüşsüz, barış adacıklarından oluştu bir dünya olsun gayreti içinde ve durmadan bu mesajlar veriyor. Konuşmalarında da bunu veriyor Tekin'de de. Yoksa dünyanın şu kadar yerine girdi, şu kadar okul oldu, işte efendim rekorlar asla bu çerçevede değil. Her yere gidilsin. Israrla. Ta o zamanlardan beri dediği şeyler. E şimdi aynı şeyleri söylüyor. Ve biraz belki daha iyi anlaşılması için detayına giriyor. ilgi i̇lgi sahanız dışında kimse kalmasın. Her insan özel güzel. Herkesi kendi konumunda kabul etme. Bunlar hakikaten kanun gibi sözler. Hala geçerli ve kıyamet kopuncaya kadar geçerli olacak şeyler ki dini dili anlayış ne olursa olsun herkesle konuşabilme, herkesle diyalog yapabilme, herkesi dost edinebilme filan. E çok kolay şeyler değil ama bunlar hiçbir zaman teorikte kalmadı Allah'ın izniyle. Bunların pratikleri yapıldı. Hala yapılmaya devam ediyor. Dünyanın aşağı yukarı 180 ülkesine gidildiyse, genç arkadaşlarımız gittiyse ki o ilk gidenler artık şimdi dede oldu çoktan. Arkadan diğerleri geliyor. Artı sadece o gelmeler değil ama o gidilen ülkelerdeki insanlar artık o müesseseleri idare ediyor ki zaten yapılması gereken de buydu. Şunu da unutmuyorum ve paylaşmak isterim. Orta Asya'ya ilk gidildiğinin iki veya üçüncü senesindeydi. Dedi ki, biz yarından itibaren oraya giden arkadaşlar hepsi dönse de dedi, bu misyon yerine getirilmiştir. O insanlar gördü. Eğitim nasıl yapılır? Gençlerle nasıl ilgilenilir? Bunlara nasıl rehberlik yapılır? Gördü insanlar artık bunu devam eder demişti. Yani on yıl sonra filan demiyorum. 2 veya üç yıl sonra demişti. Nasıl olurdu? Nasıl giderdi o işin ayrı tarafı da e şimdi çok farklı dillerle, çok farklı kültürlerle alışıldı en azından insanlarla görüşme. Evet o da benim gibi insan. Onun da duyguları var. Dili, rengi, efendim dini yaklaşımı çok farklı ama insan olma ortak paydası. Evet tahmin ediyorum geleceğin dünyasının Birleşmiş Milletlerinde bu şekildeki yetişmiş insanlar gelince bunların kafalarının arkasında ayrı bir ajanda olmadan gerçekten insan haklarını düşünerek, gerçekten insan olmanın özelliklerini yaşayarak ve yaşatmaya çalışarak ki ona o Efendi diyor ki yaşatma ideali. E o zaman hak farklı olacağını her yönüyle inanıyorum ama biz bunu görürüz görmeyiz. Ama öbür aleme gittiğimizde orada bunların her birisini göreceğiz. Bu işlerin ne anlama geldiğini de göreceğiz ki bu işler güzel işler hakikaten ve devam etmesi gereken işler. insanlık adına güzel işler diye değerlendiriyorum ben. Yani eğitimle sorduğunuz iş ta buraya kadar, bundan daha öteye götürülebilecek bir konu diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Hizmet herhalde bir model oluşturması açısından çok önemli. Yani yapmış olduğu faaliyetleri bir kenara bırakırsak, bir model oluşturması dünyanın geleceği için daha güvenilir bir yer olacağı konusunda bir fikir. Evet. o tabii çok güzel, o doktora değindiğiniz konu. Yani hep söylenir ya, İnsanlar daima kılavuzlara ihtiyaç duyarlar. Buna mentor deniyor. Veya rol model deniyor. Ne demek rol model? Hakikaten görünce hani derler ya her insan. Ne yönüyle? Davranışıyla, konuşmasıyla, efendim lüzumsuz kızmamasıyla, lüzumsuz reaksiyonlar yapmamasıyla. Karşıdaki yüzde yüz haksız bile olsa ona bile insani yönüyle bakma. Buna ne deniyor? Her insan. Rol model veya mentor. Bu açıdan bakıldığında da hizmetin şimdiye kadarki Allah'ın izniyle yapmaya gayret ettiği, yaptı ve bundan sonra yapmaya devam edeceği hadiseler, insanı daima insan olarak ele alma. Yani onun arka planında bu insan şu kökenli, bu insanın rengi bu, düşüncesi bu filan değil. Hep böyle alınmaya çalışıldı. Ve bunun o kadar mükemmel neticeleri görüldü ki, bu bir teori değil. Yani şimdi girmiyorum o farklı ideolojik fikirlere. Yani şu insan şunlar ele alınmalı, şu konu öne alınmalı. Ama daha sonra bunların hiçbirisi devam etmemiş. E şimdi geriye baktığımda sadece ben kendi hayatımdan baktığımda 50 yıl geride kalmış. E yani bu 50 yıl boyunca nesiller yetişmiş. Bunlar çok farklı iş adamı olmuş, bürokrat olmuş. Baş... Dünyanın her yerinde, kendi ülkemizde değil sadece dünyanın her yerinde. Ve bu insanlar kendi ülkeleri başta olmak üzere insanlık için çalışıyorlar. Başka düşünceleri yok. Yani şunu da kazanı verelim, şurada şunu, şunu şöyle yap verelim, şunu da iktidardan indirelim. Asla böyle bir düşünce olmadı, olmuyor ve bundan sonra da olacağını hiç düşünmüyorum. E böyle olunca bundan daha güzel bir rol model bulabilme, sosyolojik hadiselerde insanın davranışı, yaklaşımı, başka insanlarla diyalogları, yani o kadar farklı örnekler yaşandı ki tamamen zıt, sizi sevmez gibi veya sizin düşüncenize hiç değer vermez gibi gördüğünüz insanlar belli meselelerin pratiğini görüp bunları öğrendikten sonra her yönüyle dost olunduğu, birlikte yürünüyor. Yani benim yaşadığım dünya kadar hadise anlatabilirim ben zaman olsa. Herkesin yaşadığı dünya kadar hadise var. Artı yani Afrika'sından tutun da o 180 ülke için, Latin Amerika'sına, uzak doğusuna, kuzeyine, güneyine, doğusuna, batsına dünyanın aldığını zaman Allah'ın izniyle her yere gidildi ve her insanın özel her insanın güzel olduğu ve her ülkenin de kendine göre güzellikler olduğunu gördük yaşayarak. Oralardan bu eğitim çalışmaları esnasında, bu diyalog çalışmaları esnasında o insanlardan aldığımız o kadar şey oldu her birimizin fert planında, hizmet planında yani güzel davranışlar, güzel yaklaşımlar ama onlarla da verdiğimiz demiyorum. Onlarla da paylaştığımız çok güzel şeyler oldu. Hala paylaşıyoruz. E biz de onlarınkini alıyoruz. Zaten diyalog bu anlama gelir. Yani bille ben bir şey anlatacağım o anlatıyor. Yok. Asla böyle değil hadise. Nedir? Karşılıklı alışveriş. Ve bu kanallar daima açık kaldı. Hiç unutmuyorum. Orta Asya'ya ilk gittiklerinde arkadaşlarımızın dediler ki bu Rus eğitim sistemi. Nedir? Buna kabinet sistemi deniyor. İlk defa oraya gittiğimde duydum ben. Ne demek kabite, kabinet sistemi? Belki siz de aynı yerlerde okumuşsunuz, aynı metotla okumuşsunuz. Sınıfınız bellidir. 6A. Sınıf orada durur. Öğretmen coğrafya öğretmeni gelir. Öbür derste fizik öğretmeni, öbür derste matematik. Fakat Rusya sisteminde öyle değil dediler. E nasıl? Kabinet sisteminde matematik sınıfı. Hoca kendine göre duvarlara farklı şeyler yazıyor, ediyor. Yani orası onun evi gibi. öğrenciler matematik dersi gelince öğrenciler geliyor, dolaşıyor. Arkadaşlar dediler ki ya ne kadar mükemmel bir sistem. Ha başkalarında var mıdır? Başka ülkelerde var mı? Yok bilemiyorum. Araç, belki olabilir. Ama biz Türkiye'de ötekine alışmışız. Evet. Arkadaşlar dediler ki ya bu çok mükemmel ve bunu acilen. Evet, Türkiye'de kendi açılan, hizmetini açtığı okullarda anında bu kuruldu. Ve dünyanın her yerine bu gitti. Ama Tanzanya'da çok güzel bir metot bulundu, görüldü. O insanların yaptığı görüldü. Bu dünyanın her yerine tadı Ya bu fizikte şu konu şöyle anlatılırsa daha güzel oluyor. Çünkü buradaki öğretmenler böyle anlatıyor. Böylece bileşik kaplar usulü gerek fikir, gerek düşünce, gerek aksiyon, gerekse bu şekildeki eğitim metotları yönüyle de bu paylaşımlar oldu. İşte bu da rol modelliğin yani ille ben bilirim sen bana bakacaksın anlamında değil de yani bu şekilde davranışlarla herkeste ne güzellikler varsa bunları da alabilme özelliğinin konduğu bir şey olarak görülmeli. Çok sağ olun hocam. Bir de Hoca Efendi'nin şeyini sormak istiyorum. Hocam Hoca Efendi vaaz eden bir ideolog değil. Kendi vaaz yaşayan birisi. Eğitimde de öyledir. Yani ilk öğretmenlerin aslında eğitim alanındaki kendisi yetiştiren bir insan. Daha çok ne üzerinde dururdu o şeylerde? Mesela ilk yaptıklarında, faaliyetlere başladıklarında çocuklara ne idealleri vermeniz gerekir diye bir düşüncesi var mıydı? Şimdi yani düşüncesi var mı değil. Bunların hepsini vaazlarında ben anlatırken bunları e, tanıştığımız insanlar aynen şöyle anlatıyorum. Hocaefendi'nin vaazları aynen üniversitedeki dersler gibiydi. Birbirini takip eden, tevhid delilleri, Allah'ın varlığı birliği. İmanın tek tek bütün bölümleri yani kadere iman, meleklere iman, kitaplara iman bunların her birisi İslam'ın şart. Her birisi ayrı bir ders, iki ders, üç ders, dört ders. Aynı şekilde aile terbi ailenin içinde çocuk terbiyesi. Sonra aile yapımı, aile mefhumu nedir? Bunlar da yine efendim günler, aylar boyunca süren şekilde çocuk terbiyeleri de aynı şekilde uzun bir zamana yayılarak geniş en detayına kadar anlattığı konularda hala anlatmaya devam ediyor aynı şeyleri. Yani yeni yetişen nesillerin bir taraftan bu dünyayı bilmesi, bir taraftan insanların insanlarla diyalog kurabilmeyi, birlikte yaşayabilmeyi öğrenebilmesi ama bir taraftan da onun severek, isteyerek kendi değerlerimizi, dinimizi, kültürümüzü mutlaka onların anlayacağı dil, usul, uslupla ama yumuşaklıkla anlatılması lazım. Bunları hem o vaazlarında, hem sohbetlerinde, hem bamtellerinde, hem de yazılarında yazdı. Hala da yazmaya devam ediyor. Bunlarda o eğitim sürecinin, o ahlaki değerler manzumesinin hala devam ettiğini görüyoruz ama bunları bazen çok farklı kelimelerle tekrar tekrar hatırlatıyor. Bunlar da belki işin çok daha farklı ve gözden kaçırılmaması gereken tarafı. Sağ olun hocam. Son olarak da diyalogla ilgili sormak istiyorum. Hizmet denince hatırlanan diğer bir alanda diyalog. Diyalogla ilgili Hoca Efendi'nin idealleri nelerdir? Yani temel neler üzerinden hareket eder diyalogda? Yani demin de söylediğim gibi her insan özel, her insan güzel noktasından hareket edilmesini gerektiğini söylediği gibi her insanı kendi konumunda kabul etmeli. Yani evet. dini farklı olabilir düşüncesi farklı olabilir, hareket tarzı o şekilde kabul etmek lazım diyor diyalogda. İkincisi de insanın ilgi sahası dışında kimse kalmamalı. Yani insan ille diyalogda bulunacağım şu seviyedeki insanlarla, efendim şu makamdaki insanla o anlamda değil. İlgi sahası dışında kalmama ne demek? Herkesle konuşabilme. Yani bu artık onların adını bile vermiyorum. Şurada şu şekilde çalışan filan değil mi? Herkesle selam verebilme, hatırma sorabilme, dostluğu devam ettirme ama her seviye o. Neyse o seviye. Bilemiyoruz. Dünyanın adını koydu. Onları adlandırmıyorum bile. Yanlış anlaşılma masasında. Herkes de diyor. Bunları yıllarca söyledi, yazdı da ama bunların da pratiğini yaptı. Türkiye'de mesela bir adet yoktu. Farklı dinlerin efendim liderleriyle görüşme, onları ziyaret etme, onları davet etme. İlk defa Hoca Efendi ile başladı bunlar. İftarlara davet etti. Gitti onları yerinde ziyaret etti. Onlar özel geldi. Onları, onları ziyaret etti. Nereye kadar gitti o? Roma'da gitti. Papa'yı ziyaret etti O zaman Türkiye'de o bu gidilir mi? O, onlar, o, buraya gelmeli. Onun ayağına. E sonra baktı ki bunlar diyen bütün insanlar hepsi zaman içinde kendileri de gitti. Yani bir başkasına tenkit anlamına söylemiyoruz bunu da. Bunlar yapılması gereken şeylerdi. Bunlar kendisi çok farklı insanlar ziyaret ettiği gibi ve edilmesi gerektiğini söylediği gibi yani yetişen gençler de bizler de onlara önce hareketini gördük. Yani gidiyor, ziyaret ediyor. Onlar onu ziyarete geliyor. Böylece bizler de bunu öğrendikten sonra ne yapmış olduk? Dünyanın her yerinde gidilince farklı kültürler, farklı memleketlerde Allah'ın izniyle aynen uygulandı bunlarla. İnsanların düşüncesi ne olursa olsun herkesle ilk kurulabilir Ve nitekim de öyle oldu Allah'ın izniyle. Ve şu anda da bu çat bu şekilde gayet güzel bir taraftan eğitim, bir taraftan insan ilişkileri, bir taraftan diyalog yönüyle devam ediyor. Dünyanın bir iki yerindeki efendim sıkıntılar haricinde bunlar da Allah'ın izniyle geçici sabırlama, aktif sabırla, ümitle İnşallah. ama aktif ümitle. Ama kendisinin o söylediği dört kelime her konuda her zaman söylediği iman, ümit, azim, kararlılıkla. Bunu her zaman her birimiz her konuda unutmamamız gerekiyor. Her meselede, fert planında da efendim hizmet planında da toplum planında da iman ne demek iman? Bunun altını doldurma, bunun gereğini ümit, aktif ümit diyor. Onun dışında azim, daima azimli olma, ümidini yitirmeme, efendim sonra da kararlı olma. Geçenlerde bir profesörle konuştuk. Dedi ki, size iki tavsiyede bunu 90 yaşında profesör, meşhur bir insan. Efendim batı dünyasında kitaplar olan bir insan. Yani sizin her zaman o yaptığınız, sizin derken hizmetin anlamında yaptığınız yüz yüze görüşmelerinizi asla ihmal etmeyin, devam ettirin insanlarla. Ki hem kendi arkadaşlarınız hem de herkesle. Bir ikincisi, şimdiye kadar olan duruşunuzu bozmayın lütfen. Çok önemli bu. Allah'ın izniyle de bozulmadı bu. Ne anlamda bozulmadı? Yani her türlü mağduriyeti yaşatan, zulmü yaşatan, haksızlıkları yaşatan insanlara ben öyle diyorum. Bir fiske bile Atılmadı, vurulmadı demiyorum, böyle yapılmadı. Ve bu tarihte çok nadir hadiselerden birisi. Allah'a şükürler olsun, bunu bilen insanlar da, yerli, yabancı, bu işin uzmanları, bu da dediler, bu hizmetin ne kadar önemli, mükemmel, güzel bir şey olduğunu gösteren güzel bir işarettir diye değerlendirmişlerdi. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Rabbim hepimizi de rızasından, bu güzel işleri yapmadan, asla ihmal etmeme yolunda devam etmeden alıkoymasın, devam ettirsin diyorum. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun hocam. Çok Aynen. teşekkür, ediyoruz. Değerli izleyiciler, Hizmetin ilk Şahitleri bölümünü nihayete erdirirken tekrar Şerif Ali Tekalan hocamıza teşekkür ediyoruz. Eee her zaman söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı, bildirim bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayınız. Başka bir bölümde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.